Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size artı plakaları tamamen ölmüş atılacak bir akünün eksi plakalarını toplayarak iki aküden bir akü yapılabilir mi sorusuna cevap arayacağız. İyi seyirler. Parçaladığım bütün akülerde dikkatimi çeken nokta şu oldu. Sadece artı plakalar çürüyor, eksi plakalar takıldığı gibi sapasağlam yerinde kalıyor. Bazı yabancı videolarda görüyordum, akü onarım ve geri dönüşümü Pakistan sanırım. Orada eksi plakaları tekrar yeni akülerde kullanıyorlardı ama eksi plaka olarak kullanıyorlardı. Bizim elimizde eksi plakaların hepsi sağlam, artı plakalar da çürük olduğu için onlar yeniden artı plaka yapıyorlardı. Bizim böyle bir imkanımız olmadığı için acaba eksi plakayı yeniden kodlayarak artı ve eksi plaka haline çevirebilir miyiz? Yani iki tane ölmüş akünün plakalarını, eksi plakalarını toplayıp o sayıda yarısını artıya çevirip bir akü yapabilir miyiz sorusuna cevap arıyoruz. Burada plakaların zaten iki plakada bu soruya bir cevap bulabilirsek ondan sonra arızalı iki aküyü kesip onun eksi plakalarına yeniden kutup başı döküp bir sağlam akü yapmayı deneyeceğim. Ki buradaki aldığımız sonuca göre onu yapıp yapmamaya karar vereceğiz. Tabii ben bu videoyu sonradan seslendiğim için sonucu biliyorum. Sonucu sizinle birlikte tekrar beraber izleyerek görelim. Şimdi bir beher var bende. Beherin içerisine koyacağım bunu. Bu beherin içerisine sülfürik asit koyacağım. Yeni bir plakaymış, sıfır bir aküymüş, yeniden akü yapıyormuşuz gibi bunları yan yana koyacağım. Aralarına da daha önceki aküden söktüğüm kağıt benzeri spiratörü koyacağım. Yani akünün kendi malzemelerini kullanacağım. Eski üzerindeki çürümüş artı plakanın kirleri duruyor. Onları şu anda yıkama, temizleme gereği duymadım. Çok da önemli değil zaten. Çünkü spiratörde de o kirler var. Spiratörü de oturup yıkamam gerekecek. Fakat yalnızca burada bir çözüm, bir sonuca varabilecek miyiz? Bir çözüm üretebilecek miyiz? Onu gördükten sonra en azından bu fikir kafamızda daha olgunlaşmış olacak. Yeni fikirlere, yeni düşüncelere zemin hazırlayacak. Burada sonucu hep birlikte göreceğiz. Aküdürü böyle plakaları oval şekle getirmemin tek sebebi yalnızca beherin içerisine sığsın diye. Arasına birbirine temas etmeyecek şekilde spiratör bezini koydum ve birebir kutup başları aksi yöne gelecek şekilde bunu plakaları yerleştirmeye çalışacağım. Tabi yanlış kıvırmışım. Şimdi kutup başlarını aksi yöne getireceğim. Kutup başları şu anda aksi yöne geldi. Arasındaki bezi de birbirine temas etmeyecek şekilde ayırdıktan sonra beherin içerisine yerleştirip küçük akü deneyimize başlamış olacağız. Şöyle diyeyim. Buradan ne elde edeceğiz peki? Az önce dediğim gibi biraz daha açacak olursak arızalı akü dolu bende. Birçoğunuzda da vardır. Bunların gözlerini artı gözleri gittiği için eksi gözlerinin sağlam olması bir anlamı ifade etmiyor. Fakat eksi gözleri biz elimizde yeteri kadar ve sağlam bir şekilde varsa akünün içerisine eksi gözlerini bir kısmını artıya çevirerek yeniden sıfır akü yapabiliriz. Bununla uğraşmak, uğraşmamak, parasal karşılığı nedir? Buna bir çare aramıyoruz yalnız. İsteyen bunu yapabilir, isteyen yapmaz. Herkesin imkanı yoktur. Ama bu yapılabilir mi sorusunun cevabı önemli bizim için. Bu yapılabilirse vakti olan yapabilir. Mesela ben burada yapabilirim. Çünkü burada tonlarca jel akü var. Artı gözleri öldüğü için çalışmayan, kurtarılmayan. Onların içerisini düzgünce kesip bozmadan kesmenin de bir yöntemini bulacağım yakında. Sağlam çıkartıp tekrar sağlam bir akü haline getirmeye çalışırım. Yapacağım da bunu da videolarımda sizinle paylaşırım. İşimizi bitirdik. Şu anda masamızı temizledikten sonra bir ölçüm yapalım.
Bu pozisyonda bir enerji var mı? Elektrik üretebiliyor mu? Yoksa elektriği biz mi ürettireceğiz ona? Ona bir göz atmış olalım. Akü asidi olarak hazır akü asitleri kullanacağım. Bende yeterince var bunlar. Zamanında kasa kasa almıştım. Bunlardan iki tanesi sanırım işimi görür. Yani aslında ıslatmak bile yeterli. Bu çünkü aradaki spiratör bezi. Fakat garanti olsun. Biz işimizi garantiye alalım. Yanında sonradan akü yapacağımız zaman ıslatırız. Gördüğünüz gibi kısa devre yok uçlar arasında. Elektrolitini doldurduktan sonra da voltajını bir ölçüp kendi kendine bir voltaj üretebilmiş mi? Onu bir görelim. Bir tane yetmedi. Sanırım bir taneyi daha açmak zorundayız. Onu da tamamladıktan sonra bakalım voltaj üretiyor mu? Voltaj verdiğimiz zaman şöyle bir şey var. Baştan artıyı hangi tarafa bağlarsanız orası sürekli artı kutup oluyor. Niye? Çünkü kimyasal oluşum ona göre şekilleniyor. Bu pozisyonda da biz herhangi bir yerden artıyı takacağız ve şarj edeceğiz. Şarj ettikten sonra o kutup artık bundan sonra artı olarak görev yapacak. Bunlar temel bilgiler. Yani elektronikte bir led yakabiliyorsak yazılımla ondan sonra o led ile röleyi çekebiliriz. Bir transistörü tetikleyebiliriz. Onunla bir kontaktörü tetikleyebiliriz ve büyük büyük cihazları çalıştırabiliriz. Burada da bir led yaktığımızı varsayın. Gördüğünüz gibi boştayken 0,1 volt civarı veya değil bile 0,5 volt. Yani elektrik yok. İkisi de eksi kutup olduğu için ben gördüğünüz gibi bu taraftaki sağ taraftaki parçayı artı yaptım. Diğerini eksi yaptım. Voltajı tabii tek göz olduğu için 2,5 volta düşürmek zorundayız. Yoksa zaten göz yanar. Bunu 2,5 volt değil de 2,7'ye falan mı getirecek acaba diye düşündüm. 2,7 ile bir şarj edelim, biraz yüksek olsun. Kayıp mayıp vardır yollarda. Amacımıza ulaşsın. Şarjı verdikten sonra bir incelemek istiyorum aslında. Bir reaksiyon gerçekleşti mi? Bu plakalardan artı plaka gerçekten bozuldu mu? Bakın üzerine hemen voltaj aldı. 1,7 volt ve hızla tabii voltajı kendisi de kaybediyor. Bu uzun süre bir şarj olduktan sonra elektrolit de şekil değiştirdikten sonra akümüz bu kadar hızlı voltaj kaybetmeyecektir. Buraya kadar deneyimiz düzgün gidiyor. Yani umduğumuzu bulduğumuzu düşünüyorum ben. Başarılı oldu. Yani eksi kutup artıyı verip tekrar şarja bağlayınca artı kutup olarak görevi yapmaya başladı. Diğerlerine göre ne kadar performansı düzgün olur onu bilemiyoruz. Akü yapmadan bilemeyiz. Şu anda zaten başladı elektroliz ve kabarcıklar çıkmaya başladı. Bu kabarcıklar zaten dışarıdan baktığımız artı kutup orada bir şekil değişikliği olacak mı? Olmayacak mı? Ona bakıyoruz. Gerçekten de gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde voltaj almaya başladı ama hızlı bir şekilde de kaybediyor. Ben bunu bu şekilde bırakıp birkaç saat hatta bir gün bırakayım ben bunu. Bir gün boyunca kalsın bir voltajını alsın. Voltaj kalıcı mı yoksa geçici bir tepkime mi? Onu bir analiz etmiş oluruz. Ben voltajın kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü şurada alt tarafı iki tane azıcık bir plaka var. Bunlar 8 taneydi sanırım söktüğüm zaman. 8 de karşıda 16 tane plaka vardı. Bu 16 plakanın vereceği enerjiyle şurada yarısı suya gömmüş, yarısı gömülmemiş iki plakanın vereceği enerji aynı değildir. Zaten bunu yalnızca prensibi öğrenmek için bu deneyi yapıyoruz. Ha, demek gideceğiz. Bu artı kutuba dönebiliyormuş. Artı kutupların farklı malzemeden yapıldığını duymuştum. Öyle okumuştum. Farklı malzemeden yapılması performansını artırmak için. Kısmen bir performans kaybı yaşasak da yani 150 amperlik bir aküde ne kadar bir performans kaybı olur? Onu yapmadan, denemeden göremeyiz.
Şu anda gördüğünüz gibi kabarcıklar net çektim sizin için yakından izleyebilirsiniz diye. Gayet güzel aküymüş gibi davranmaya başladı bizim gözlerimiz. Aslında bunları seyretmeyi çok seviyorum ben. Yani amaçladığınız hedefe doğru gidince umduğunuz şeyler, yani kafanızda tasarladığınız şeyleri hayata geçirince insan gerçekten zevk alıyor bu işten. Şu anda bizim elektrolitimizi koyduk ve akümüz led yakmayı başardı. Sanırım bu görüntü bir gün sonraki görüntü olabilir mi? Çünkü arka arkaya ekledim. Ona göre anlatıyorum size. Tabii, ben bir gün sonra bağladım bunu. Bir gün sonra led'i bağladım veya akşamı bağladım bunu. Ve gerçekten de voltaj kalıcı oldu. Yani 2,1,5 şu anda. Voltaj kalıcı. Bunun sonuna doğru ben bir pervane yakmaya, pervane döndürmeye çalıştım. Pervane 5 volt olduğu için tabii onda bir sonuç alamadım. Onun videonun sonunda hızlıca size tekrar gösteririm. LED'imiz çok güzel yanıyor. Daha önce buna benzer bir akü hücresini kurşunla yapmıştım. Saf kurşunla. O bu kadar uzun dayanmamıştı. Bunun tabii yüzey alanı geniş olduğu için daha iyi dayandı. Şimdi şöyle yapalım. Biz bunu elektrolitin içerisinden çıkartalım. Yalnızca siperatör ıslanmış olsun. Bunu bir paketleyelim. Kuru aküymüş gibi kullanabilir miyiz? Onu görelim. Sonra da bir sonraki videomda bu akü asitlerini doğaya dökmeyin diyoruz ya. Ben bu akü asitlerinden size bir basit bir hareketle gübre yapmayı anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu asitler nötrlize edilip dökülebilir. Fakat gübre yapılırsa bitkilerde, çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Bunun da böyle bir faydası var. Mesela bundan bakır sülfat yapılabilir. Göz taşı olarak kullanabilirsiniz. Demir sülfat yapabilirsiniz. Bunun şeylere, bitkilerin demir ihtiyacını karşılamak için. Şu anda aklıma bu ikisi geldi. Bunu bekleteceğim. O sıvıyı dökmeyeceğim. Biraz dinlenmesini bekleyeceğim. Ve onun içerisinde size vakit bulabilirsem gübre yapmayı göstereceğim. Sıvı gübre yapmayı göstereceğim. Şimdi bizim paketimizi aldık dışarıya. Onu naylonla bir kaplayalım. Elimize, ayağımıza bulaşmasın. Tekrar bu bir akü oldu mu kendi çapında? 2 voltluk bir akü oldu mu? Olmadı mı? Bir de dışarıda onu test edelim ve videomuzu bitirelim. Şu ana kadar deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Bana diğer akülerimden akü yapabilme hevesi verdi. Boş bir vaktimde vakit bulabilirsem iki tanesini daha doğrusu kesip onlardan bir akü yapacağım. Umarım kapaklarını kırmadan çıkartmanın bir yöntemini bulurum. Çünkü polyester dökerek kutup başlarına, daha bileşim noktalarına yapıştırıyorlar. Çıkartırken aküye zarar vermeden çıkartmak mümkün değil. Ama bir çaresini mutlaka bulacağım onun ben. Gerekirse sıcak soğuk yaparak polyesterin metalden ayrılmasını sağlayacağım. Bakalım bir şekilde çözüm buluruz. Şimdi akümüzü dışarıda bir ölçelim. Önce ledimize bakalım. Gerçekten artı kutupla eksi kutup kendisini belirledi mi? Şu anda olması gerektiği gibi bağladım ve ledimiz yandı. Bunu ters çevirelim. Pilimiz çalışıyor mu diye. Ters çevirdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi ledimiz yanmıyor. Yani zaten bir tarafta yanıyorsa öbür tarafta yanmaması normal. Bir de bunu ölçü aletiyle ölçelim. Burada ölçü aletini biliyorsunuz ki ters bağlarsak orada eksi diye gösterir. Eksi bilmem kaç diye gösterir. Şu anda olduğu gibi. Şu anda eksi 2,186 mı gösteriyor? Bunu en iyisi ben yine de bir krokodil kabloyla sabitleyeyim. Ellerimi kullanamıyorum çünkü onlara tutarken propları. Krokodil kabloyla sabitledikten sonra biz de yakından eksiyi göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi şu anda eksi 2,183 volt gösterdi.
Şöyle yakından parlatmadan göstereyim. Ters çevirelim. Doğruyu bağlayalım bu sefer. Doğru bağladığımız zaman da doğru olarak eksi göstermeyecek. Yani artı 2.181 volt almış olduk. Deneyimiz başarılı sonuçlandı. Akümüz oldu kendi çapında ve bir sonuca vardığımızı düşünüyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü biz artık yeni projelere başlayabiliriz. Bir bilgi edindik buradan. Daha önce bahsettiğim gibi 5 voltluk bir fanı çevirir mi diye bir deneyeyim dedim. Bu deneme esnasında tabii umduğum gibi de döndürmedi. Fakat ters bağlayınca birazcık frenleme yaptı. Bunu da size göstermiş olayım videonun sonunda. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.